Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıda can kaybı sayısı 143'e yükseldi. Rusya saldırıyla ilgili olarak Ukrayna'yı sorumlu tutmayı sürdürürken başkent Kiev dahil pek çok kente hava saldırısı düzenlendi. Zelenski'den ise suçlamalara çok sert tepkiler geldi. Ve Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri ise saldırının ardında IŞİD Horasan örgütünün bulunduğuna dair istihbaratları olduğunu açıkladı. Terör, Moskova'nın en popüler eğlence merkezlerinden birinde gösterdi kirli yüzünü. Dört silahlı saldırgan Krokus City Hall binasını bastı. Onlarca kişi öldü, yüzlercesi yaralandı. Saldırıyı IŞİD üstlendi. ABD, IŞİD'in Afganistan'da ortaya çıkan kolu IŞİD Horasan'a işaret etti. Rusya ise saldırının arkasında Ukrayna'nın parmağı olabileceğini söylediği açıklamalar yaptı. FSB, şüphelilerin Ukrayna tarafında bağlantıları olduğunu belirtti. Kiev'den sert tepki geldi. Moskova'da olanlar için Putin ve diğerlerinin suçlayacak birini bulmaya çalıştıkları çok açık. Yöntemleri hep aynı. Hepsini daha önce de gördük. Binalar yıkıldı, silahlı saldırılar yapıldı ve patlamalar oldu. Her zaman suçlayacak birilerini arıyorlar. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, Moskova'daki saldırıyla ilgili Kiev yönetimini suçlayanlara tepki gösterdi. Putin'i Rus vatandaşlarıyla ilgilenmek yerine saldırıyı Ukrayna'ya nasıl getireceğini düşünmekle suçladı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak da terör saldırısıyla Ukrayna'nın hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. ABD ise saldırıdan IŞİD'i sorumlu tutuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililere göre Washington'ın elinde IŞİD iddiasını doğrulayan kanıtlar var. Bu kanıtlar IŞİD'in Afganistan'da ortaya çıkan kolu Horasan'a işaret ediyor. ABD istihbaratı Mart ayı başında IŞİD'in Moskova'da saldırı planladığı konusunda Rus makamlarını uyarmıştı. Peki saldırıyı üstlenen IŞİD'in Rusya ile ne ilgisi var? Uzmanlara göre IŞİD Horasan son dönemde Putin'e karşı söylemlerini artırdı. Özellikle son iki yılda Putin sık sık eleştiriliyor. IŞİD Horasan, Moskova'nın Afganistan, Çeçenistan ve Suriye'deki müdahalelerine karşı Kremlin'i elinde Müslüman kanı bulundurmakla suçluyor. Aynı zamanda örgüt liderleri Çin ve diğerleriyle birlikte Rusya'yı da Taliban'ın iktidarının devamı için önemli görüyor. Bu yüzden onları zayıflatmaya çalışıyor olabilir. Rusya ise Ukrayna'nın saldırıda parmağı olduğu konusunda ısrarcı. Putin'in son açıklamalarının ardından Ukrayna'da bir kez daha hava saldırısı sirenleri çaldı. Başkent Kiev ve ülkenin batısında yer alan Lviv şehrine hava saldırısı düzenlendi. Lviv ve komşu Polonya'da savaş uçakları olası ihlalleri önlemek için alarm durumuna geçti. Binlerce kişi sığınaklara indi. Kiev'de hava savunma sistemleri aktif hale geldi.